Çok teşekkür ederim Sayın Ülke için. Bizim radyomuzu dinleyenler Türkçeyi biliyorlar, anlıyorlar ya da anlamaya başladılar. Ancak Türk girişimci burayı ana vatanı gibi yatırımda bulunuyor. Yani buraya bir yatırımda bulunduğunda o yatırım alanını seçerken şunu düşünmüyor. Ben kısa zamanda nasıl karımı maksime eder, başıma bir şey gelirse de nasıl en kolay biçimde çok zarara uğramadan kaçarım. Şimdi bu normal bir yatırımcının, yani riskli bölgeye yatırım yapmak isteyen yatırımcının düşüncesi. Türk yatırımcı ise önce geliyor bir alana yatırım yapıyor. Örneğin un fabrikası. Buradaki karını Türkiye'ye götürmüyor, buradaki bankalarda biriktiriyor. Ve o para belli bir miktara geldiğinde o fabrikanın yanına çikolata fabrikası açıyor. Bu iki fabrikadan karı biriktirdiğinde bu sefer gidiyor, işte efendim şekerleme ya da plastik sanayi ya da işte kapı pencere PVC alanı başka bir alana yatırımda bulunuyor. Ve burada büyüyor. Türk yatırımları ise küçük ve orta ölçekli ve sosyal kullanıma açık, yani toplumun yararına olan yatırımlar. İstihdam da yaratan. İstihdam yaratan yatırımlar. Yani sokaktaki vatandaşın hem iş bulabileceği hem de ihtiyaç duyduğu şeyi karşılayabileceği yatırımlar. Dolayısıyla Türk yatırımlarının sıralaması dördüncü bile olsa sosyal ekonomi ve sosyal yaşam üzerindeki katkısı çok büyük. Türkiye biliyorsunuz NATO üyesi. Ama NATO'nun birçok üyesi var. Türkiye NATO içinde ordusu ve kapasitesi Amerika'dan sonra ikinci büyük olan ülke. Uçağı, tankı, zırhlı araçları, işte füzeleri ve bunların sistemleri, denizaltıları vesaire tamamen kendi ya da ortak üretimle yapan bir ülke. Yani savunma sanayi çok gelişmiş bir ülke. Basit bir örnek verebilirim mesela kapasitesi konusunda. Bugün zaten kara kuvvetlerimizin tüm ihtiyaçlarını biz üretiyoruz. Sofistik olan ihtiyaçları da ortak üretiyoruz. İşte F-16 uçakları gibi gövde ve kanatları Türkiye'de yapılıyor. Diğer aksamları da NATO ülkeleri, birkaç NATO ülkesi tarafından ortak üretiliyor.